Ya eyyühellezine amenu, müminler, atiullah ve atiurrasul. Allah'a, onun Resulüne itaat edin. Çünkü Allah'a ben nasıl itaat edeceğim? Ancak Resulün getirdiği kitapla. Başka şekilde itaat edemem ki. Yoksa Allah'la gidip konuşmak kimsenin yapabileceği bir şey. Şu kitaba itaat ettim mi? Ona itaat etmiş olur. Ondan sonra da diyor ki ve ulil emri minkum, içinizden yetkililere de itaat edin. İşte bu aslında bir devletin olması gerektiğini gösteriyor bu ayet. Evet, yetkili dediğiniz ulil emr şeyde Kur'an ayetlerine baktığımız zaman kendisiyle istişare yapılan kişiler manasına da geliyor. İlmi yetkili şey yetkinliği olan insanlar anlamına da geliyor. Kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki o haberi Resul'e veya kendilerinden olan yetki sahiplerine götürseler de aralarından işin doğrusunu anlayanlar bunu söylerler. Ya bitti. İşte bak buradan bu da zaten açıklamasını ayet yapıyor. Ondan sonra diyor ki Allah fe in tenazaatun fi şeyin, herhangi bir şeyde nizaya girerseniz. Bir Müslüman Allah'la nizaya girebilir mi? Allah'ın kitabıyla girilir mi? Kimle girilir? Ülle emri denen kişiyle girilir. Yetkili. Yaptı, bak yanlış yaptın. Hatta şeyde Mümtehine suresinin 12. ayetinde orada kadınlar da beyat alınırken Nebi sıfatıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için ne diyor? Vela yasineke fi maruf. Marufta sana isyan etmeyecekler. Ne demek? Sen bir şey söylediğin zaman kayıtsız şartsız şey diye Allah'ın ayeti olarak okursan kayıtsız şartsız itaat. Orada problem yok. Ama kendi görüşünden bir şey belirtirsen bunların her birisinin itiraz hakkı var. Bunlar Mekke'den gelen muhacir hanımlar. Dolayısıyla her insanın yetkiliye itiraz hakkı olmalı yani bir devlet şeyde devlet yapılanmasında. Orada fe in tenazaatun fi şeyin, herhangi bir konuda nizaya girerseniz feruddu ilallahi ve rasul, Allah ve Resulüne götürün. Yani doğruları anlamaya götüreceksiniz. Allah ve Resul dediğiniz zaman da o şeydir. Yani Allahü Teala'nın dinini tanımladığı şeydir. Allahü Teala dinini tanımladığı zaman fıtrat diye tanımlamıştır. Yani insanda geçerli olan, insanda ve tabiatta geçerli olan kanun ve kurallardır.